İkinci mektubu yazıyoruz arkadaşlar. A1 aile birleşimi için mektup yazmaya hazırlanıyoruz. İkinci mektubu yazıyoruz. Sınav süresi 20 dakika ve 10 puan kazanabiliyorsunuz. Durumu anlatıyorum. Sie möchten im August Dresden besuchen. Dresden Almanya'da bir şehrin ismi. Ağustos'ta Dresden'e gitmek istiyorsunuz. Schreiben Sie an die Touristeninformation, Turist bilgilendirme yerine bir mektup yazıyorsunuz. Warum schreiben Sie? Neden yazıyorsunuz? Önce onu açıklayayım. Informationen über Film, Museen, Kulturprogramm mesela, yani film, müze ve kültür programları ile alakalı bilgi edinmek istiyorsunuz. Hotel adresin ve hotel adresleri istiyorsunuz. Ben size şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Siz isterseniz bu videoyu sonuna kadar izlemeden önce kendiniz bir yazın. 30 kelimenin üzerinde olması gerekiyor. Bakalım daha ne olması gerekiyor? İşte her soruya bir iki cümle yazarsanız aşağı yukarı 30 kelimeye çıkmanız gerekiyor. Anrede ve Gruz da yazmanız gerekiyor. Bunların ne olduğunu zaten öğreneceğiz. İşte önce de söylediğim gibi siz gerçekten şimdi bir deneyin. 20 dakika ayarlayın saatinizi 20 dakika içinde öyle bir mektup yazın. Sonra da beraber nasıl yazılıyormuş yeniden geçelim. Neyse devam edelim. Şimdi e-mail'e nasıl başlıyor? İlk önce bir selamla başlıyor. Selam ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir tanesi samimi olan arkadaşınıza gönderdiğiniz e-mail var. Bir de siz diye hitap ettiğiniz kişiler var. Öğretmenleri olsun, işverenizi olsun, işte değişik mevkilerde bulunan insanlara tabii ki böyle arkadaşınızla konuştuğunuz gibi konuşmazsınız ki öyle de mektup yazmazsınız. Sizin arkadaşınız olduğu için hemen hello demiş. Daha nasıl denilebilinirdi, giriş yapılabilinirdi? Atıyorum işte liebe Suzi de denir. Eğer arkadaşınız erkek ise lieber maskulin ya, lieber Peter, R'ye dikkat edin. Hallo'da da hallo Suzi veya hallo Peter diye bilinir. Virgül konuluyor genel olarak da. Virgül konulursa eğer ismin arkasına o zaman sonraki cümleyi küçük başlıyorsunuz. Ona dikkat edin. Küçük derken tabii ki nomenler her zaman büyük yazılır. Fakat eğer hallo ya da hallo Peter ve bu işaret varsa, bağırma işareti, Ausrufezeichen varsa eğer, o zaman cümle her zaman büyük harfle başlanır. Ona dikkat edelim. Ve siz diye hitap ettiğiniz kişilere sehr geehrte, işte burada dikkat edin. Bazı derslerde çünkü öğretmenlere de cevap vermeniz lazım. Veya belli makamlara mektup yazarken vize başvurusu için filan. Orada da bu tarzı kullanmanız gerekiyor. Bayanlara sehr geehrte Frau, sonra soy ismini ve beylerde de maskulin olduğu için gene geert'in arkasına r koyuyorsunuz. O şu şekil oluyor. Sehr geehrter Herr ve soy ismini wohlgenannt virgül ondan sonra nomen değilse eğer ilk kelime küçük yazmaya başlıyorsunuz. İlk harfi küçük olarak tam başlıyorsunuz. Atıyorum işte ich ise eğer i'yi küçük yazıyorsunuz. Bu şekil. Liebe Grüße, Susi. Susi ismini yazmış. Şimdi selamı da istiyorlar ya genelde mektuplarda. Selam yazılması gerekiyor. Samimi kişilere şu şekilde selam yazabilirsiniz. Liebe Grüße diyebilirsiniz. Freundliche Grüße, Herzliche Grüße, Beste Grüße diye 4 tane değişik selam
şekli var. Bu şekilde seneler seneler önce Liebe Grüße'nin arkasına virgül konulur. Ondan sonra isim yazılırdı da araştırdım. O kalkmış virgül konulmadan direkt aşağıda isminizi yazabiliyorsunuz. Dört tane değişik selam mektubu bitirme şekli, selam şeklini Gruß Form denilen şekli burada öğreniyorsunuz. Bu şekilde mektubunuzu bitirebilirsiniz. Önceki folyede samimi kişilere yazabileceğiniz selam şeklini konuştuk. Mektubu bitirme şeklini konuştuk. Burada da bu folyede de siz diye hitap ettiğiniz kişilere tabii ki Liebe Grüße uygun olmaz. Mit freundlichen Grüßen. En iyisi bunu bu şekilde kafanıza, hafızanıza koyun. Bu şekilde de her zaman siz diye hitap ettiğiniz işte öğretmenler olsun, mektup yazarsanız işte bazı makamlarda bulunan kişilere falan bu şekilde mit freundlichen Grüßen bitti. Aşağıda soy isminizle beraber isminizi yazıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Önce soy ismi, isim, sonra isim. Önceki 3 folyede tekrarladım. Önceki mektupta öğrettiğim bilgileri yeniden tekrarladım. Geçmek istiyorsanız o bölümü geçin. Fakat yeniden tekrarlanırsa eğer daha iyi puan alırsınız. Kekeliyorum ben. Gerçekten yavaş konuşurum. Hızlanmaya çalışacağım. Okey. Sorular neydi demiştik? 3 tane soru vardı. 3 içerik vardı. Bunlara 3'er taneden toplam 9 puan alırsınız eğer bunları doğru yazarsanız. Warum schreiben Sie? Niçin yazıyorsunuz? 3 puan. Informationen über Film, Theater, Museen, Kulturprogramme. İşte film, tiyatro, kültür programı, müze ile alakalı bilgi edinmek istiyorsunuz. 3 puan. Otel adresi. Otel adresleri istiyorsunuz. 3 puan. Anrede işte selamla giriş yapıyoruz mektuba. Şöyle bir şey, Anrede de şeye ayırmamız gerekiyor. Kime yazıyorum diye önce bir kafanızda bir karar vermeniz lazım. Bu da şu, yani kime yazıyorum, biz nereye yazıyoruz? Tanımadığımız, bilmediğimiz bir insanlara yazıyoruz. Herhangi bir ahbabımız değil, arkadaşımız değil, akrabamız değil, yani öyle direkt giriş yapamayız. O yüzden Sergiyate Damen und Herren isim olarak da bilmiyoruz. Eğer ki önceden araştırıp da ilgili kişiye ulaşabilirsek, onun ismi varsa veya tabii ki siz sınavdasınız, sınavda verildiyse bir isim, isme yazarsınız. Fakat sınavda isim falan verilmemişti. Böyle bu şekilde Sergiyate Damen und Herren yazabiliyoruz. Virgül ve küçük devam yazmamız gerekiyor. 3 puanlık soruya geçiyoruz. Warum schreiben Sie? İşte söylemiştik bir veya iki cümlede bunu tamamlayalım diye. Öncelikle kendinizi tanıtıyorsunuz tabii ki elbette. Ich heiße Silvia Wohlgenand und möchte Sie etwas fragen. Ve warum schreiben Sie işte? Niçin yazıyorsunuz? Çünkü ich möchte Sie etwas fragen. Size bir soru sormak istiyorum. Ve devam ediyorsunuz. Ich fahre im August nach Dresden. Durumu anlatıyorsunuz burada. İkinci soruya geçelim. Informationen über Film, Theater, Museen, Kulturprogramme. Buna bir cümle yazalım. Şimdi ne yapmak istiyoruz tabii ki? Bunlarla alakalı soru sormak istiyoruz. O yüzden bir soru olması lazım. Hemen direktmen soruyoruz. Gibt es ein Kulturprogramm? Bu bize 3 puan kazandırıyor. Ne demiştik ilk başta? Bir veya iki cümle yazacaksınız. O yüzden yeterli. Bize üçüncü soru 3 puan kazandıracak olan, söylediğim gibi yine ya bir ya iki cümleyle bunu bitiriyoruz. Bu bir soru olması gerekiyor. Yani biz otel adresi isteyeceğiz. Welche Hotels gibt es? Können Sie mir Hotel Adressen geben? Yani hangi oteller var? Bana bir otel adresi verebilir misiniz? Veya otellerin adreslerini verebilir misiniz diye soruyorsunuz, size 3 puan kazandırıyor. Cruise yani
selam veriyorsunuz sonunda, selam gönderiyorsunuz. Ondan sonra burada ne yazıyorsunuz? Mit freundlichen Grüßen tabii ki. Değil mi? Çünkü ahbabınız değil, arkadaşınız değil, dostunuz değil, yani tanımadığınız, sizle hitap ettiğiniz turist bürosuna yazdığınız için o yüzden. Mektubun son durumu bu şekilde saydım. 33 kelime cruise'u saymadım. 33 kelimeyle 10 puanı kazanıyorsunuz. Neden 10 puan diyorum? 1-2 cümle yeterli oluyor. 3 puan kazandırıyor. Gramatik hatası yok. Siyah geyate damen, yani Anrede ile Cruz'u da doğru yazdık. Kişiye hitap ederek yazdık. Ona da dikkat ediyorlar tabii ki. O yüzden o 3 kere 3, 9 artı 1 puanla 10 puanı kazanmış olduk. Zannediyor musunuz ki video bitti? Hayır. Ders bitti? Hayır, değil. Neden değil? Çünkü size olmamış bir tane örnek vermek istiyorum. Saymadım kaç kelime ama yaklaşık 60'ın üzerinde kelime olması gerekiyor. Neye dikkat ediyoruz? Beğeni işareti, beğenmedim işaretini koydum. Sağ tarafta görüyorsunuz. Ona dikkat edelim çünkü bu yanlış. Bu kesinlikle yanlış. Lütfen böyle bu şekilde yazmayın. Yanlışları nerede olduğunu size göstereceğim. Ben şimdi bunu sizin için okumayacağım. Siz kendiniz okuyacaksınız. Çok vakit harcamak istemiyorum sizin için tabii ki. Çabuk geçmek isteyenler okumadan da devam edebilir. Burada ikinci soru, kultur programları soruyordu ya, hani tek bir cümleyle halledebilme ihtimali varken burada kocaman kocaman cümleler kurup yani gereksiz bir şekilde, yani hata yapmaya da gerek yok. Burada iki tane hata var. Bringmich Programm diyor. Und ich möchte einen Film sehen. Yanlış, böyle ne cümlesi bu? Beni programa getir ve film görmek istiyorum. Welche Film läuft in Dresden falan demiş. İşte Antwortense bitti. Aynen film titel de yanlış tabii ki. Bir kere zaten titel English bir kelime. Bu yani İngilizce kullanılır, Almanca'da değil. Hata olarak puan kesildi. 1,5 puan kesildi. 3 puandan 1,5 puan ikinci soruya. Üçüncü soru da otel sorusu otel adresi soracaktık. Burada da 3 puandan 1,5 puan. Yani uzun çok cümle kurmaya gerek yok. 1-2 cümlede halledebilirsiniz. Mühim olan 30'un üzerinde kelime olsun. Kann ich otel adresi nehmen? Otel adres alabilir miyim diye belki zannedersen Türkçe'de var da. Almanca'da tabii ki yanlış. Ich möchte alt und klein falan işte. Ich möchte etwa 50 € für Hotel kosten. Bunu siz fark ettiniz mi? Tamamıyla çok yanlış bir cümle. Ich möchte kosten demek böyle, ne demek? Yani benim fiyatım 50 € olsun gibisine falan bir şeyler, bir tuhaf yanlış cümle kurulmuş. O yüzden puan kesintisi var. Burada da text sorten'de 1 puan alabiliyorsunuz. Yani Anrede ile Cruz'a bakılmış burada da. Anrede de yanlış. Cruz'da da yazma hatası var. Fil Cruz değil. File Cruz'e doğrusu. Bu yanlış olduğu için burada yarım puan vermişler 1 puandan. Toplam puan 6,5 10 puandan. Geçiyor mu? Zannedersem geçiyor. Çünkü 60'ın üzerinde olması gerekiyor. Ya pardon. Yani %60'ın üzerinde, %60 da 6 puan olması gerekiyor. Zannedersem tam emin değilim. Yalan söylemeyeyim. Siz daha iyisini bilirsiniz. İşte birinci sorudan 3 puan. Çünkü ich möchte falan işte demiş. Ich möchte einem. Tabii ki gramatik hatası var. Çok var hem de. Ama anlaşılıyor en azından zar zor. 3 puan oradan almış. 1,5 puan da ikinci ve üçüncü sorudan aldı. 0,5 puan da Şifremiş. Andrei Deligrus'ta alınca toplam puanı 6,5 puan da
geçiyor tabii. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Az ve doğru ve öz cevaplar vermek önemli. 3 30 puan 30 kelimenin üstünde olması yeterli oluyor. 60 tane 100 tane kelime yazıp da saçma sapan hatalar yapmak gereksiz diye düşünüyorum. Elbette ki tam olarak yani sizin için nasıl anlatamıyorum ki. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben bu videoyu yapıyorum ya, böyle dikkat ediyorum, o kadar çok kelime kullanılması, öğrenilmesi gerekiyor. Yani siz bu kelimeleri öğrendiniz mi? Biliyor musunuz? Bilmiyorum çünkü A1'de zannedersem o kadar çok kelime öğrenilmiyor diye düşünüyorum ben. Ne kadar kelime hazineniz var ki, yani bütün bu soruları anlayacak kadar. İşte kültür programı var, tiyatro, müzeyum. Tahmin mi ediliyor yoksa? Bilmiyorum. Yani bir de bu cümleleri kurmak da öyle kelime hazinesi olmadan kolay bir şey değil yani. Ben öyle düşünüyorum. Ha, yanlış mı düşünüyorum? Yorumlarda bana yazarsanız sevinirim. Oldu, görüşmek üzere.